Herkese merhaba dostlarım. Borsa Sihirbazı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle Aksa Akredi şirketinin bilanço sonrası teknik analizine bakacağız. Tufaş ve TAV havalimanlarından sonra Aksa Akredi'nin de bilançosu açıklandı. Enflasyon muhasebesi sebebiyle de karlar düşük gibi görünüp birçok kişide de olumsuz bir algı oluştu. Ancak şirket önemli iki tane adım attı. Biri geri alım, ikincisi ise temettü. 16 Şubat'ta Aksa Akrilik 95.25 ile 99 TL fiyat aralığında nominal değerli 1.795.000 TL'lik alış işlemi gerçekleşti ve bu işlemle birlikte Aksa Akrilik'in sermayesindeki payları %23'e çıkmış oldu. Evet, ciddi bir rakama artmış oldu. Bu geri alım için Aksa şirketini tebrik ediyorum. Ayrıca bir atım daha yaptı dediğim gibi temettü haberi, hisse başına 4,5 TL ödeyecek ve 4 Nisan'da elinde Aksa Akrilik hissesi bulunduran herkes bu temettü ödemesinden faydalanabilecek. İsterseniz gelin bir yandan da teknik analize bakalım. Buralar alım seviyeleri mi? Buralardan satışlar gelebilir mi? Teknik seviyeler nereler? Detaylıca bir inceleme yapalım. Hazırsanız diğer tarafa geçiyoruz. Hemen TradingView ekranlarıma geçtim ve haftalık grafiği açtım. Haftalık grafikte hemen bir kanal oluşumu var. Onu göstermek istiyorum size. Kanalda fark ettiyseniz bir yükseliş trendindeyiz. Genel olarak bizdeki tüm hisselerde olduğu gibi. Burada da görüldüğü üzere orta bantın tam ortasından şu son haftada, yani bu yaşadığımız haftada bir düşüş gözlemlenmiş. Yani oraya dokunmuş ve üzerine atamamış. Belki de bilançodan dolayıdır. Belki temettü ve geri alım haberleriyle üst tarafını, bandın üst tarafını deniyor olabilir. Olmayabilir. Olursa nasıl bir yükseliş olmaya devam eder? Şöyle hemen bir Fibonacci'mizi açtık. Burada fark ettiyseniz bir 0.618 lira gelmişiz. Bakın ikisi birbiri üzerine denk gelmiş. Buradan bir geri çekilme yaşamışız. Yani bu bir ara mum da olabilir. Buradaki yükseliş 0.786'lar, yani 106.8'ler, 112'ler ve 127'ler diye devam ediyor. Yani birkaç hafta içerisinde bizi mesela 1, 2, 3, 3 haftada bizi güzel haberlerle geri alımların devam etmesini 127'lere bile taşıyabilir. Oldu ki yükseliş olmadı diyelim. Bir düzeltme evresine girdik. Nerelere kadar düşebiliriz? Haftalıkta bakıyoruz, unutmayın. Haftalıkta baktığımızda da kanalın bir alt bandı var gördüğünüz gibi. Bu alt bandında inişler olduğunda ilk düşeceği nokta 93.40'lar. Sonrasında 90.40'lar ve yani fark edecek olursanız, yani 90.40'ların da altına çok ineceğini düşünmüyorum. Büyük bir geri çekilme olmadığı takdirde tabii ki. Ama görünen o ki maksimal 87.40'ları görmesi çok olası. Zaten buranın da altına indiği takdirde düşüş trendine girmiş olur. Kanalı bozmuş olur. Böyle bir şey de şu an borsamızda açıkçası çok beklenmiyor. Hemen bunları kapatmak istiyorum. Bir sıra bakalım. Haftalıkta SAR'da da alımdayız gördüğünüz gibi. Hemen günlük tarafa geçmek istiyorum. Günlük tarafta ne durumdayız diye. Şimdi günlük tarafta da bakın gördünüz mü? Satış tarafına geçmişiz parabolik SAR'da. Bu birazcık can sıkıcı. Burada değerleri pivotlarda da bir bakalım isterseniz. Pivotlarda da aylık pivotun üzerindeyiz. Yani 93.53'lerin altına attığı takdirde haftalıkta geleceğimiz seviyeleri konuşmuştuk zaten. Burada gördüğünüz gibi aylık birinci direnci ciddi anlamda zorlamış ama üzerine atamış. Zaten 141'lerin üzerine attığı takdirde 107.68'ler imkansız değil diyebiliriz. Bu da aklımızda olsun. Düştüğü takdirde de bu bantta da gördüğümüz gibi birinci direnç 86.26. Bunu haftalıkta baktığımızda da benzer bir rakamı görmüştük hatırlarsanız. Bir TDS'ine de bir bakmak istiyorum. Burada da biraz geri çekilme yönüne yaklaşmış gibi görünüyor. Fark ettiyseniz bakın orta alanın üzerinde kalmışız bayağı bir. RSI'ya da kısaca bakalım. RSI'da da SAT'a gelmek ister gibi duruyor. Fark ettiyseniz yine üst bölgedeyiz. Buradan bir tur da gidebilir ama bir düzeltme yapmak istiyor gibi.
Benim Aksa ile ilgili teknik incelemem bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların gelmesini devam istiyorsanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bilanço dönemindeyiz. Açıklanan her bilançonun bir teknik değerlendirmesini yapmak istiyorum. Bugün de Aksa'nın teknik değerlendirmesini sizlerle birlikte yaptık. Bol kazançlar diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.